Kabus uyurken bir insanın başına gelebilecek bir durumdur. Nasıl güzel ve rahatlatıcı rüyalar görüyorsak zaman zaman da kabus görürüz. Stres, kaygı, beslenme bozukluğu, fiziksel ve ruhsal yorgunluk gibi kabus görmeye sebep olan pek çok etken vardır. Peki kabusların insanlar için bundan çok daha fazlasını ifade etmesinin sebebi nedir? İnsanlar bazı olay ve durumlara gerekenden fazla ehemmiyet yüklerler. Kabus da bunlardan biridir. Çeşitli toplumlarda kabus, insan için uğursuzluk getireceğine inanılan bir olgu olmuştur. Hatta kabus gören kişi için gördüğü şeyler sembolleştirilmiş, bu sembollerden kehanetler de bulunulmuştur. Bazı toplumlardaysa diğerlerinin aksine kabus ve kötü rüyaların vuku bulmayacağı, aksine tersinin yaşanacağı yönünde bir inanç oturmuştur. Buradan hareketle toplumların kabus görmeye karşı bakış açılarının farklı farklı olduğu kanısına kolaylıkla varabiliriz. Peki kabus görürken hepimizin başına gelen ve anlamlandırılması güç olayların sebebi nedir? Örneğin neden kabus görerken avızımız çıktığı kadar bağırmaya çalışırken boğazımız düğümlenir? Neden çoğu kez birisini devirmek için attığımız bir yumruk havada asılı kalır da saatlerce düşmanın yüzüne inmez? Bu konuda kesin bir şey söylemek oldukça zordur. Ancak belirtmekte fayda vardır ki genel itibariyle rüyalar insan bilinçaltının yansımasıdır. Gün içinde farkında olarak veya olmayarak görülen, duyulan, hatta görülmediği veya duyulmadığı halde görme ve duyma organlarının kapsadığı alanına giren verilerin otomatik olarak bilinçaltına kaydedilmesi, bizim hem ruhsal hem de psikolojik dünyamız inşasında oldukça etkilidir. İnsan zihni uyku esnasında kendisini dinlenme moduna alır. Ancak bu beynin ve vücudun bütün fonksiyonlarını yitirdiği anlamına gelmez. Uyuyan insanın beyni faaliyetlerini minimuma indirerek dış dünyayla olan iletişimi bir süreliğine keser. Uyuyana kadar duyu organlarına ciddi bir uyaran tesir etmezse kişi öylece kalır. Beyin insana geçmişte o gününe kadar zihninin derinliklerinde birikmiş görsel ve işitsel verilerden bir kokteyl hazırlar. Uyur halde bulunan insan da bu kokteylden nasibine düşeni görür. Gördüğü kötü rüyaların o anda gerçek olmadığı bilincine varamayan kişi tıpkı gerçekmiş gibi tepki gösterir. Kalbi gerçek zannettiği bu korku dolu anlar karşısında hızla atmaya başlar. Kan basıncı yükselmeye başlar. Vücutta kasılmalar meydana gelir. Kişi kabus gördüğünün farkında bile olmadan çığlık atmaya veya yumruk atmak için elini kaldırmaya çalıştığındaysa bilinçaltının oyunları devreye girer. Çünkü aynı anda insanın bilinçaltından gelen başarısız olma korkusu bütün kabusa şekil verir. Böylece neyi yapmak isterse istesin, onun gerçekleşmeyeceğine dair içinde bir korku doğarsa bu durum vuku bularak kabus gitgide kötü hale gelir. Buradan anlaşıldığı üzere kabuslar insanın zihninin korkularına göre şekillenen hayali görüntülerdir. Rüyalar içinde bu durum farklı değildir. Öyleyse belki bir gün rüyada zihnini kontrol edebilen bir insan dünyanın en mutlu insanı olabilir. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya ise şeytandandır buyurmuş. İslam'a göre rüya üç çeşittir. 1- Salih rüya, 2- Şeytani rüya, 3- insanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya. Salih rüya, vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel fıtri istidatla idrak etmekten ibarettir. Peygamberimiz bununla ilgili şöyle buyurur. Müminlerin rüyası, nübüvvetin 46 bölümünden bir bölümdür. Şeytani rüya, insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için, uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Peygamberimiz şöyle buyurur. Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya ise, insan bir şeyle meşgul olup onunla fazlasıyla ilgilendiği için hakkında rüya görür. Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurur. Rüya üçtür. Allah tarafından olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip şeytandan gelen rüya ve insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya.